Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz sizlerle birlikte dün bursluluk sınav sonuçlarınızı açıklıyoruz diye bir video çekmiştik ve o videoya 255 yorum geldi. Bu videoda kaç yorum cevaplayabiliriz bilmiyorum. Elimizden geldiğince uzatacağız ama bu videoda bütün yorumları cevaplayamazsak bunun ikinci bir parti olacağını da belirtelim. Hadi hemen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız adı videomuza geçelim. Şimdi Ben Fatih diye bir arkadaşımız hemen ona belirtelim ki 6. sınıf için ortalama bir yanlışım var yani bu genel olarak kazanma ihtimalim var Ben Fatih 45. Yok 10-12. 6. sınıf diğer kontenjan 7 yanlış 2 boş demiş. Ortalama yine e, kazanma ihtimali var taban puanına göre. 6. sınıf taban puanı kaç olur demiş. E, taban puan ortalama 6. sınıf için 460 civarı. E, Selim Avcı 6. sınıf. Diğer kontenjan 70 doğru 10 yanlış. Ortalamadasın Selim. Taban puanına göre kazanıp kazanmadığın belli olacaktır. Erdem Sami 6. sınıf için ortalama e, ortalamanın birazcık altındasın. Yani taban puan düşerse kazanabilirsin e, Erdem Sami. E, Mevlüt Doğanşah ortalama... Genel olarak matematik dışındaki dersleri yapmışsın ama matematik iyi olsa da kazanabilirdin onun dışında Mevlüt kazanma ihtimalin biraz zor. Süleyman 7. sınıf demiş ve Süleyman yaptığın gerçekten kazanabilirsin kötü değil yapılan sonuç gayet iyi. 7. sınıf Uster diye bir arkadaşımız 7. sınıf diğer kontenjan 10 yanlış 3'ü boş genel olarak ortalamanın biraz altında kazandırmayabilir. 67 neti var. Bir arkadaşımızın 9. sınıf diğer kontenjan kazanma ihtimali var mı demiş. 67 net arkadaşlar 9. sınıf için maalesef az. 8. sınıf matematik 13 doğru. 4 yanlış ve genel olarak baktığımızda ortalamanın birazcık altındasın Yeliz. O nedenle biraz ortalamanın altında olduğun için zor. 8. sınıf öğretmen kontenjanı. Öğretmen kontenjanı için fena değil. Yani taban puanına göre kazanıp kazanmayacağın belli olur. Kazanabilirsin. Güzel kötü değil Meto. 459 kazanır mı altın sınıf için demiş. Sınır arkadaşlar 460 civarlarında zaten sınır altın sınıfta. O nedenle taban puanının e, durumuna göre kazanıp kazanmadığın belli olur Nurcan. Asya demiş. 5. E, sınıf e, Asya'cığım sen de ortalamadasın ve ortalamanın hatta birkaç puan da üstündesin. Bu gayet iyi kazandırma ihtimali var. Altın sınıf için yine e, bir arkadaşımız e, Blackpink bu arkadaşımızın da yine yaptığı 72 net gayet iyi 6. sınıf için kazanma ihtimali yüksek. Beren demiş 5. sınıf için yine Beren'in yaptığı dersler de gayet iyi ama fen birazcık bozmuş. Buna genel olarak şunu söyleyelim. Ortalamadasın kazandırma ihtimali olabilir. Taban puanına göre değişecektir ama. Betül diye bir arkadaşımız Yasemin Aktaş 8. sınıf. Yasemin Türkçe full demişsin gayet iyi. Senin de kazanma ihtimalin var. 5. sınıf diğer kontenjan matematik demiş. Adil Korkmaz. Adil Cepsen'in de gayet iyi. Bu süreçte kazanabilirsin. 75 doğru. Çok iyi. Mükemmel. Bir arkadaşımız Zehra Can diye. 8. sınıf 7 yanlış 4 boş. Kazanma ihtimali taban puanının düşmesine bağlı. Taban puan düşerse kazanılabilir. 6. sınıf matematik 3 fen 3 boş varmış. Diğer kontenjan diyor. Fena değil ortalamanın e, 1 puan 2 puan altında olabilirsin onun dışında kötü değil. Huser diye bir arkadaşımız yine. E, FH711 6. sınıf 4 boş 7 yanlış demiş. 4 boş 7 yanlış da gayet iyi kazandırma ihtimali taban puanının düşüşüne bağlı. Taban puan düşerse kazanabilirsin. Kevser Akdemir 5. sınıf 11 yanlış 0 boş Ortalamanın biraz altında 11 yanlış doğruyu da götürdüğünden dolayı biraz sıkıntılı ama taban puana düşerse dediğimiz gibi kazanma olasılığı elbette olabilir. Slay, Sly Nenzi diye 10. sınıf o 71 net demiş. 10. sınıf için 71 net maalesef az. 3 yanlış yaptım taban puanım kaç olur demiş. E, gayet yüksek olur. Yani tam olarak hesaplayamayız ama 3 yanlış bir de doğru götürdüğünde 4 yanlış olur. Ve zaten yüksek mali kazanırsın. Ulser diye bir arkadaşımız. O zaman 67 doğru. 6 yanlış 6 boş altınız için. E, fena değil kazanabilirsin yine dediğimiz gibi taban puanına bağlı. Muhammed Enes de 20, bence 5. sınıf diğer kontenjan demiş. Taban puanı e, ortalama 5. sınıf için 460 en az 460-465 civarlarında olduğunu belirtelim. Bir arkadaşımız Mercan Hasar diye e, genel olarak yaptığın net ortalamanın birazcık altında Mercan 65 net e, taban puanının düşüşüne bağlı yine kazanabilirsin ama birazcık zor onu da belirteyim. Muhammed Enes dediğimiz gibi az öncesini açıkladık e, Oğuz Alp demiş ki 8. sınıf ve genel olarak baktığımızda yaptığın netlere sen de fena değilsin kazanma ihtimalin var e, Oğuz Alp. Ahmet Ender 6. sınıf için yine e, baktığımızda matematik hariç diğerleri iyi. Toplam 69 doğru, 3 yanlış, 8 boş. Gayet iyi. E, 68 netin olacak ve bu da seni kazandırabilir. E, gayet iyi yani kötü değil. Bade Atak diye bir arkadaşımız yine toplam 69 net 6. sınıf. Gayet iyi yine ortalamanın birkaç net üstündesin. E, User diye bir arkadaşımız Muhammed 5. sınıf. E, baktığımızda yine... 5 yanlış 1 boş gayet iyi sen de kazanabilirsin güzel. Hatice sene Soydan 7. sınıf 5 yanlış 8 boş ortalamanın biraz altında ama kazandırmaz demiyoruz. Kazandırabilir bu da kötü değil. Ee, Elif Uzun Er 5. sınıf Türkçe 2 yanlış ve 2 yanlış ve sosyal full gayet iyi kazanırsın. Onu da sana belirtmiş olalım. Hava Nur Yıldırım 6 yanlış 1 boş gayet iyi kazanabilirsin kötü değil. Koray Ede 85 doğru 15 yanlış 80 net 11. sınıf öğretmen kontenjanı öğretmen kontenjanı için az olabilir ama onun dışında iyi e, tabii ki bu senin kötü yaptığın anlamına gelmiyor öğretmen kontenjanıyla da yine kazanabilirsin taban puanla bağlı e, 7. sınıf 2 e, Türkçe 2 matematik fen 3 toplam e, baktığımızda genel olarak Fena değil Selim Unlu kazanabilirsin onu da belirtelim 7 yanlış 3 boş diğer kontenjan cansu demiş ...Cansucum sen de ortalamanın e, sınırındasın hatta sınırdasın Nedenle kazanabilirsin. Kötü değil. E, 6 sınıf Ali Yaşan. Baktığımızda Ali'cim genel olarak notlarına. E, ortalamanın birazcık altındasın. Onun dışında kazanabilirsin. Taban puanının düşüşüne bağlı. Onuncu sınıf öğretmen çocuğu kontenjanına baktığımızda e, MS Daltay diye bir arkadaşımız. E, birazcık ortalamanın altındasın maalesef. Onu da belirteyim. 6 sınıf 68 net demiş. Altıncı e, sınıf 68 net. E, fena değil. Yani sınırdasın. Kazanabilirsin. Onu belirtelim. 11. sınıf Mustafa Emre 77.83 öğretmen çocuğu. Öğretmen çocuğu için 77 net birazcık az muhtemelen. Yani bu sene kitabın puan ne olur tam olarak bilemiyorum ama onun dışında birazcık az maalesef. 10 yanlış 2 boş kazanır mıyım demiş bir arkadaşımız Ela Studi. 10 yanlış 2 boşla sınırın birazcık altında kalıyorsun. O nedenle kazanır mısın? Bu taban puanına bağlı. Düşerse kazanırsın onun dışında kazanamazsın. E, Rojda hocam demiş 11. sınıf 70, 76 neti var. 11. sınıf için 76 net birazcık ortalamanın altında. Eğer ki taban puanı da düşerse tabii ki seni de kazanma ihtimalin olabilir. İyi akşamlar demiş Aysel Gül. 8'in e, 8. sınıf 6 yanlış 2 boş. 6 yanlış 2 boş fena değil. Kazandırabilir. 5. sınıf 70 net demiş. 5. sınıf 70 net gayet iyi yine kazanabilirsin. E, 7. sınıf bir arkadaşımız SNAXW e, diye bir arkadaşımız yine. Bu süreç içerisinde e, matematik yüzünden Evet kaybedebilirsin. Onun dışında diğer derslerin iyi e, kazanma ihtimali olabilir elbette. Türkçe 5 matematikten 9 fen 7 yanlışı var. 55 doğru. Maalesef Aysucum kazanamazsın. Onu da sana belirtelim. Evet birçok yorum yine part 2'ye kaldı. Bu videoyu bu şekilde bitirelim. Daha da uzatırsak sizleri de yorarız. E, kendi yorumunuzu umarım duymuşsunuzdur. Bir sonraki videoda da diğer arkadaşlarımızın yorumlarını görmüş olacaksınız. Görüşürüz.